Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cinsi kuvvetinin zayıflaşıp yetişi, şeytanını er hatın ortasında nizo çıkarışı üçün kılgen işlerden boğuluşu mümkün mü? Şariyette bunu nima kılış gerek dediler. Bu bor hakikaten inkar kılınmaydı. Yani erini hatınge, hatınını erge istiş, yoki sovutuş, şeytanlar, cinler, sehir üslubu arkalık kılıngan. Allah Teala ayette etkendik. وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Harut bilen Marut'tan ir bilen hatın ortasını acirete edigen derslerini talim alışar dedigen. İr bilen hatın ortasını acirete şuna üslupta bugen. Onu müge yakşı, onu müge yaman kılıp kursatışken. Lekin buna kanki klasaki kirlişten aldın insan Allah ki yakşı güman kılış gerek. Bu sihir degan narsaga, bu isitgan, sovutgan degan narsaga inson shu vas-vas bo'lmasligi kerak. Har narsadan gumon qilib bo'lmasligi kerak. Allohga yaxshi gumon qilib, bu inshaalloh sihrdan emas deb erkak kishi yoki ayol kishi kim bo'lishidan qat'iy nazar bir moddiy, jismoniy tomondan davolanishga harakat qilish kerak. Bu tabiiy holat. Ya'ni erkak kishidan bo'lishi mumkin bo'lgan, ayol kishidan bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy holat. Jismoniy tomondan erkak kishi, ayol kishi har xil holatlardan o'tadi. O'shanaqa bir holatda, bir jismoniy zaiflik holatida bo'lishi mumkin. Shuning uchun tabobat bilan davolanish kerak birinchi o'rinda. Rasululloh hadisda aytganlardek, tadavo ibadalloh fa innallohma anzalada illa va anzala dawa. Ey Allohning bandalari davolaninglar. Alloh qanday dard tushirgan bo'lsa, shunga davo ham tushirgan deganlar. Va xuddi shuningdek İndi bu narsada erkek kişi şariatda Alloh subhanahu taolo shuning uchun ham ko'p xotinlikka ijozat bergan. Fanki hurmato bolakum men esa imatna va sulasa ruba. O'zingiz yoqqan ayollardan 2 ta 3 ta 4 tagacha uylaninglar degan. Shu ayolini almashtirib ko'rishligi ham almashtirish deganda qanday noto'g'ri tushunmanglar. Ya'ni javobim bir boshqasini uylanish emas. Shu boshqa bir xotinga uylanishligi gohida shu narsa kasalligi ketishligiga ham sababchi bo'ladi. Bu haqiqatda tavobatda ham ya'ni bir isbotlangan narsa. Ya'ni bu almashinishligi erkak kishiga shunaqangi bir o'zgarish sabab bo'lishligi mumkin. Uchinchidan, bunaqa holatda oldindan bu muammoni oldini olish kerak. Davolash turniga. Ya'ni masalan, agar erkak inson shu ko'zini tiymasa haromdan bu narsa tabii. Ayolga nisbatan insonning shahvatini o'ldiradi. Ya'ni chunki ko'chadagi holatdagi ko'rgan narsalarini bu ayolida topadi yoki topmaydi, natijada o'sha ko'chadagi narsaga shahvati qo'ziydi, bu uydagiga qo'zimaydi. Shuning uchun yaxshisi bunda inson ana shu taqvoni qilish kerak, Alloh taolodan shifo so'rashlik kerak, davolanish kerak yoki ja bo'lmasa mana yana bitta ayolga uylanish kerak, shu bilan inshaalloh bu muammolar yaxshilab ketadi. Unaqangi sehr qilgan, boshqa qilgan degan shubha gumonlarga shoshilmaslik kerak, vallohu alam.